Kocaeli Kartepe CHP meclis üyesi Tugay Adak 28 yaşında intihar etti. Daha önce geçen yılın son çeyreğinde Bahattin Köse Adana'da bir müteahhit intihar etmişti. Ne dersin bu konularla ilgili Taner? Kocaeli'de bir CHP. Meclis üyesi. Meclis üyesi Bahattin Köse de sanıyorum bir CHP'li belediyede bir e, şey için başvuru yapmış. sınırları içerisindeki. Müteahhitlik yapmak için. Evet. Yani zorlukla aslında yapıyordu. Ben e, tanışmıştım da Allah rahmet eylesin her ikisine de. Bugün kamu görevlisi olsam, belediye başkanı ve yetkili bir kişi olsam bu iki kişinin ismini kesinlikle bir caddeye veririm. Ya da büstlerini dikerim. Sadece bir utanç olarak yani bir soykırım anıtları falan var ya Avrupa'da. Mesela evet. Ermeni özellikle diasporası çok yapar. Ee, bu tür mesela başkentlerde işte Ermeni teziyle alakalı, Ermeni soykırım anıtı yapılır. Yahudilerle alakalı var. Yahudi soykırım anıtları var. Türkiye'de e, 21. yüzyılda iki kişiyi bir hepimize yani e, ayrım yapmaksızın, ...herkese utanmaya davet eden bir büs yapmak lazım. Düşünebiliyor musunuz? Adana'nın en çağdaş ilçesinde bir adam 36 katlı bina yaptı. Göstere göstere, burnumuzun üstüne vura vura. Hepimize hadi gelin diye diye yaptı, dikti ve bitirdi. İşte 20 küsür katı kaçak. Düşünebiliyor musunuz? Bu şehrin %80'i kaçak. Adana'da şu an Seyhan ilçesinde 300 tane iskan bekliyor... Çukurova Belediyesi sınırları içerisinde yüzlerce kaçak bina var. Bir tane adam o kaçağı kutsama kadına değil. Bir kabahatin e, garibanlık boyutuyla değerlendirmesini yapmaya çalışıyorum. Belediye evleri, Belediye Evleri Mahallesi. Genelde alt gelir grubuna ait vatandaşlarımızın olduğu yerde bir müteahhit bir bina yapıyor, bir katı kaçak. Doğrudur demiyorum. Ama şehrin göbeğine, şehrin en büyük bulvarına 36 katı yaptırmaktan imtina etmeyen Çukurova Belediyesi gidiyor, tutanak tutuyor vesaire. Ve adam rahmetli bunu kaldıramıyor, intihar ediyor. Burada sadece Çukurova Belediyesi yönetimi değil. Komple Çukurova, komple adına, komple Türkiye'nin utanacağı bir intihar o. İşini halledemeyen, siyasal destek bulamayan, kurnaz olmayan bir adam yaşamına son verdi. Bu o insanın üst seviyede onurlu bir insan olduğunu gösteriyor. Yani bugün bu şehrin marka isimleri yazmaktan siyasal nedenlerle imtina ettiğimiz dev insanlar var. 20 kat kaçak yapılmış. Uğur Mumcu Bulvarı'nda 10 kat kaçak yapılmış. Katrilyonluklar, trilyonerler onlara hiç kimse dokunmuyor. Niye? Meclis üyesi tanıdığı var. Belediye başkanını tanıyor. il başkanını tanıyor. E Milletvekilini tanıyor. Yasa yok mu? yani Ne yasası nasıl? ya? O nasıl oluyor? Ne bu? yasası? Kurum mu var Türkiye'de? Kaç tane kurum kaldı? Bir kurum görevini yapmadığı zaman gideceğim bir merci mi kaldı Erol? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Belediye evlerinde 40 metrekare bir şey yapıyor adam ve intihar ediyor. Bu bizim için sadece mesela Çukurova Belediyesi'ne bir takıntım yok. Onları kastederek söylemiyorum. Tabii ki ilk utanç onlara ait ama bakın bir söz var. Eğer bir yerde bir suç varsa, aleni bir suç varsa ve suçlu yoksa oradaki herkes suçludur Erol. Çukurova'da oturan herkes suçludur. Bu cinayete ortaktır. Her intiharın aslında bir canisi de var, bir faili de var. O adamı biz öldürdük. O adamı muhtekar, muhtekir, sahtekar, müteahhit tayfası öldürdü. İyiler müstesna. Sahtekar e, siyaset dünyası öldürdü anayasayı, yasaları eşit şekilde uygulamayan kamu görevlileri öldürdü. Cinayete tahammüden yargılanmalıyız aslında Erol. Onu o kadar net söylüyorum. O gün o haberi yaptık, geldi geçti. Şehirde bir tane gündem olmadı. Bu Orta Doğu coğrafyasında Erol, canın önemi yok. Nasıl öldüğünün önemi var. Eğer Erol ölmüşse ve bu ölümden siyasal bir sonuç çıkmıyorsa cenazesine sadece mahalle imamı katılıyor. Yedi yemeğini de akrabalar yiyor. Ama senin cenazenden siyasal milli dini bir çıkar varsa günlerce o günden de geliyor. Bugün Türkiye'nin mevcut konjektürü benim özür konuşmama maalesef müsait değil. İmalarla etrafından dolaşarak konuşuyorum. Bir insan onuruyla intihar etti. Her gün e, beyanat veren siyasetçiler neredesiniz? Yoksunuz. Zengin e, zengin cenazelerinde 5000 bin kişiyle Tabutu el veren insanlar neredesiniz? Kimse yok. Bu coğrafyada Erol, ölmenin hiçbir anlamı yok. Nasıl öldüğünün anlamı var. Siyasetçi'nin, yani, politikacı'nın, devleti yönetenlerin hesabına gelecek bir ölüm varsa herkes senin evin önünde. O müteahhitin cenazesine sence kaç kişi gitti Erol? Gitti. Çok dostu vardı. Ben bence kimse gitmemiştir. Şimdi etrafındaki tabi diyorum ya. Yoksa siyasi yani kaç kişi anında. duydu Kaç gün konuştuk? Çünkü siyasetçinin hesabına gelen bir ölüm değil. Şimdi Bahattin Köse geçen yılın son çeyreğinde intihar etmişti Adana'da. Şimdi daha geçen hafta Kocaeli kart Kartep'e Meclis üyesi Tugay Adak 28 yaşında da intihar geleceğim. etti. Şimdi bunun ikisini ikisi de bir CHP şeyi var burada. Biri CHP belediyesi, diğeri CHP belediyesi. Yani bu CHP ile ilgili falan. E, ya sosyal demokrat insan değeri kıymetini bilen bir ideoloji falan gibi bakıyoruz. Bunu böyle bir şey bağı var mıdır sence? Ya buradan yani yorumlanabilir mi, okunabilir şey, mi? Ona da gelecektim zaten daha önce sosyal medyadan da duyurduğumuz bir konu. Şöyle Erol yani bu lahana gibi açtıkça açtıkça açılacak bir konu. Meselenin tüm boyutunu burada tartışamam. Sosyal demokratlığın getirdiği bireyselleşme, Cumhuriyet Halk Partisi camiasının bu tür meselelerle çok ilgilenmemesi. Hani e, bunları ayrı yeten konuşuruz ama biz sistem ve prensip üzerinden gidelim ilk önce. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bu şehirde bir kişi var. Meclis üyesi olmak için 500 bin lira verdi. Toplam maaşını hesaplayalım Erol. Alacağı maaş 80 bin lira. 1500 çarpı 12. Biliyor musun ne kadar maaşları 1500 lira. 1500 lira, lira maaşları var. 18 bin. 18 bin çarpı 5. 90 bin. 90 bin lira maaş alacak adam 500 bin lira verdi. Başımız belaya girmesin diye söylemiyoruz. En kötü tarife, 410 bin zarardı. Evet. Peki bir belediye meclis üyesi tabii ki idealler neticesinde veriyor. Bayrağı çok seviyor. Kur'an'ı çok seviyor. Şehri çok sevdiği için 500 bin lira vereyim. Taner'e, Erol'a, Kemal'e hizmet edeyim diyor. Allah razı olsun. İnşallah Allah kabul etmez bu duamı. Bu öyle bir sistem var. Bu Adana'ya mahsus değil Erol. Evet, Edirne'den evet. Kars'a böyle. Hatay'dan Trabzon'a böyle. Bir tane bir çocuk var. İdealist. Seçim çalışmasında düşüyor. Gözü kör oluyor. Sol gözü. Sağ gözü yüzde otuz kaybediyor. Apiş asarken düşmüş. Evet. Orada gözünün birini kaybetmiş. Evet. Sağ gözü yüzde evet. evet. Fukara çocuk. Nalet olsun bu ülkede fukara olunmaz. Babası nerede bu çocuğun? Hapiste. Bu çocuk meylusiyesi soruyor. Tamam işte buldu. Menbaayı buldu. Garipliğe bakın ya. Fukaranın, garibin, ama böyle namuslu bir namuslu adamın bu ülkede yeri yok. Böyle bir hamuru yok. Yok. İşi bilmiyor. Dört tane müteahhite gitse, bir takibini yapsa işi bitirir. Ellişer bin lira alır. Bilmiyor işi. Cahil. Kafası çalışmıyor. Borçları ödeyemiyor. intihar ediyor. Bu çocuk daha önce CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Bana yardımcı olun diye. Kimse yardımcı olmuyor. Yani Kemal Bey Bence hümanist ve namuslu bir adam. CHP Genel Başkanı. Ben bu konuda bir mektup yazıp göndereceğim. O teşkilatın kökü kazınmalı. Yani zaten yani onlara seslenecek gücüm olsa ajitasyon yapmıyorum. Ya ben olsam eğer ortada bir suçlu varsa, suç varsa, günah varsa ve suçlu yoksa herkes suçludur. Zaten 4-5 tane onurlu insan istifa etti. Kökünün istifa etmesi lazım. Bari utanma adına, etik adına bunu yapın. Buradan şuna da gideceğiz. Bakın biz mesela benim gibi AK Parti'ye muhalif olan insanlar. AK Parti'yi eleştirirken bakın bir tehlike var. Önümüzdeki yılların en büyük tehlikesi bu. En büyük. Erdoğan gitsin de ben öyle demiyorum. Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. AK Parti gitsin sabahleyin CHP geldiği zaman her şey düzelecek demek Sina Akşin hocanın deyişiyle siyasi terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Biz bizim gibi insanlar, muhalif insanlar burayla uğraşıyoruz ya. Burayı süt liman etmeyin. Buradaki kolpaçinolar, buradaki muhtekirler yok mu? Sadece Cumhuriyet'in, Atatürk'ün, laiklik hassasiyetinin, AK Parti karşıtlığının açtığı alanda bir kirlilik yok mu? Var. Şimdi bir ilçede düşünebiliyor musunuz? Yani hukuki bir sorun olmasın. Şişli'deki halk Mustafa Sarıgül'e niye oy verdi? Atatürk'ün, Cumhuriyet'in hatırına, layıklığın hatırına yapmayalım bunu. Bu hatırı tutalım ama o hatır, o hatır buranın kirliliğini gizlemeye neden olmasın. Bugün mesela bakın muhalif basına. Yaptığımız hiçbir haberi yayınlıyor mu? Geçen Ümit Özgümüş Muharrem İnce'ye dedi ki Bodrum'da aldığım villayı topladın paradan aldın. Oda TV, Sözcü, Cumhuriyet niye girmiyorsunuz arkadaşlar? Her haberi girin demiyorum. Yani böyle bir mecburiyet de yok ama AK Parti'nin işine yarayacak diye bu iddiayı görmemezlikten mi gelelim? AK Parti'nin işine gelecek diye CHP'nin içerisinde yalana yanlışa buluşan belediye başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri varsa görmemezlikten mi gelelim? Bu nedir Allah aşkına? Bir çocuğun borcunu ve o belediye şeyli, merkez belediye ee, CHP'li. Yani bu çocuğu gözünü kaybetmiş ya utanın. Ayıp. Sağ Net parti, söyleyeyim bunu hiçbir sağ için. partide göremezsiniz. O çocuğun borcu harcı ben ideal manada söyleyeyim legal yasal şekilde halledilirdi. Ya ayıp ya böyle bir şey olur mu? Çocuk gözünü kaybetmiş. Bakarken utanmadınız mı? Yani düşünebiliyor musun Erol? Ben biz bir cemiyetiz, gözümü kaybetmişim. Babam hapiste fakru zaruret içerisindeyim. Ya benim daha sana söylemem gereken bir şey mi var? Ayıp. Yani iyi Tayyip Erdoğan kötü, AK Parti kötü. Burası, buranın durumu ne? Bu ne böyle? Gözünü kaybetmiş davası için çocuğa sahip çıkmadınız. Çocuk intihar etti. Keşke Kemal Bey tüm hümanizmasıyla, efendiliğiyle o çocuğun adını büyük bir belediyede bir yere verin ve keşke mecliste, grupta konuşsa ve tüm herkesi utanmaya davet etse. Keşke kesin. şöyle olsun. Böyle bir şey mi oldu sürekli olarak başka, başka...